İspanyolca yarı podcast serimize hoş geldin. Eğer ilk kez bu videoyu açtıysan lütfen önce yukarıda bıraktığım videoyu izleyerek başla. Çünkü bu seriyi sırayla takip etmen çok önemli. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Önce senin için metni seslendireceğim ve metinle ilişkili soruları göreceksin. Daha sonrasında metni tekrar okuyacağım ve bu sefer sorulardan haberdar olarak dinleyeceksin. Son olarak metni ekrana yansıtacağım ve okuyarak ne kadar anladığını test edebileceksin. Başlayalım. Doy clases de español. Trabajo todos los días, incluso los fines de semana. A veces tengo clases a las 8 de la mañana y otras veces a las 11 de la noche. La mayoría de mis alumnos trabajan o estudian. Por eso no podemos tener clases durante el día. Cada semana tengo un horario diferente. Trabajo en línea, así que estoy en casa todo el rato. Cuando tengo un hueco, preparo videos para YouTube e Instagram. O simplemente salgo a tomar aire fresco. Birkaç yeni kelime haricinde bence rahat bir şekilde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hem saatlere yer vermişiz, incelerken daha detaylı olarak bakacağız zaten tek tek. Hem geniş zamanda eylem çekimlerine yer verdik. Birkaç tane öğretmek istediğim kelime grubu vardı, kelimeler vardı, kelime grupları vardı. Onları ekledim. Bakalım sorularımıza. Vamos a ver las preguntas. Sorularımızı görelim, sorularımıza bakalım. La primera, ilki, birincisi. ¿Cuál es mi profesión? A. Estudiante. B. Profesora. La segunda pregunta. ¿Trabajo los fines de semana? A. Sí. B. No. La tercera pregunta. Üçüncü sorumuz. ¿Qué horario tengo? ¿Qué horario tengo? A. Desde las 8 hasta las 11. B. Depende de la semana. La cuarta pregunta. Dördüncü sorumuz. Ve sonuncu sorumuz. Sonuncu demeyi de öğrenmiştik. Ultimo, ultima şeklinde söylüyorduk. Eril ya da dişil olmasına göre. Pregunta dişil olduğu için ultima dedik. Yani la última pregunta şeklinde de kullanabilirdik. Sonuncu sorumuz. ¿Cuándo preparo videos para YouTube? A. Todos los días. B. Cuando no tengo mucho trabajo. Bu da sonuncu sorumuzdu. Şimdi metni bir daha okuyacağım. Voy a leer el texto otra vez. Tekrar okuyacağım. Bir daha okuyacağım. Y después ve sonrasında vamos a ver el texto. Perdón. Vamos a ver las preguntas. Sonrasında sorulara bakacağız. Ekran paylaşıyorum biliyorsunuz. İkinci aşamada. Empezamos. Başlıyoruz. Doy clases de español. Trabajo todos los días, incluso los fines de semana. A veces tengo clases a las 8 de la mañana y otras veces a las 11 de la noche. La mayoría de mis alumnos trabajan o estudian. Por eso, no podemos tener clases durante el día. Cada semana tengo un horario diferente. Trabajo en línea, así que estoy en casa todo el rato. Cuando tengo un hueco, preparo videos para YouTube e Instagram. O simplemente salgo a tomar aire fresco. Bu sefer biraz daha yavaş okudum. Daha ağırdan geldik.
Ekran paylaşıyorum, sorulara birlikte bakalım. La primera. Birincisi. ¿Cuál es mi profesión? A. Estudiante. B. Profesora. La segunda pregunta. ¿Trabajo los fines de semana? A. Sí. B. No. La tercera. ¿Qué horario tengo? A. Desde las 8 hasta las 11. B. Depende de la semana. La cuarta. ¿Cuándo preparo videos para YouTube? A. Todos los días. B. Cuando no tengo mucho trabajo. Bien, güzel. Şimdi metni de birlikte okuyalım. Son olarak metnimizi birlikte okuyoruz. Vamos a leer el texto juntos. Vamos a leer. Okuyalım, okuyacağız manasında da kullanılabilir ama okuyalım olarak kullandık. El texto metni demek, juntos ise birlikte. Doy clases de español. Trabajo todos los días, incluso los fines de semana. A veces tengo clases a las 8 de la mañana y otras veces a las 11 de la noche. La mayoría de mis alumnos trabajan o estudian. Por eso, no podemos tener clases durante el día. Cada semana tengo un horario diferente. Trabajo en línea, así que estoy en casa todo el rato. Cuando tengo un hueco, preparo videos para YouTube e Instagram. O simplemente salgo a tomar aire fresco. Özellikle ekran açtığımızda birlikte okuyalım dediğimizde siz de gerçekten benimle okursanız telaffuz çalışması da yapmış olursunuz. Zaten son aşamada daha yavaş okuyorum. Sorularımıza hızlıca göz atalım. ¿Cuál es mi profesión? A. Estudiante. B. Profesora. ¿Trabajo los fines de semana? Sí. O no. ¿Qué horario tengo? Desde las 8 hasta las 11. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Demek istemiştim. B. Depende de la semana. ¿Cuándo preparo videos para YouTube? Todos los días cuando no tengo mucho trabajo. Umarım keyifli bir dinleme çalışması olmuştur. Soruların cevaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha detaylı bir analiz çalışması yaparak bu metindeki cümleler ne manaya geldi? Her biri nasıl kullanıldı? En önemli kelimeler nelerdir? Cümle nasıl kurulur? Nasıl sıralanır? Her konuşmada kullanabileceğin kelimeleri cümle içerisinde nasıl kurabilirsin? Bunları ve daha fazlasını benimle canlı yayınlarda öğrenmek istersen eğer Süper Peer platformunda seni görmeyi çok isterim. Eğer sadece dinleme çalışması yapmak istiyorsan da haftaya yeni metnimizde görüşmek üzere diyorum. Bu videonun altına bırakacağın yorumlar hem benim için hem de kanalımız için çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.